Merhabalar. Yeni bir video ile devam ediyoruz örgülerimize. Bunun için mavi bir ipimiz var. Modelimize uygun kostüm elbise yapacağız. Alice'in elbisesini yapacağız. Alice harikalar diyarında. 100 gram 200 metre bombomun klasik ipi ile devam ediyoruz. Bu renk tam uygun oldu modelimize. 98231 renk numarası Tığım 3.5 milim silikon saplılardan Ben bunun için Zincirimi çektim 85 tane 1-2 yaş yapacağım Eğer büyük yapmak istiyorsanız Koltuk kesimine gelince nasıl büyüteceğinizi anlatmaya çalışacağım Trabzanlarla devam ediyorum Üçte çıkıyorum İlk sırada kol ayrımı arka, ön bunun ayrımını yapacağız ilk sıramızda. Onun için devam ediyoruz trabzanlarımıza. 15 tane trabzan yapacağız. Bu bombamın orta kalınlıkta olan ipi incesinde ince yazıyor. Bu klasik. Bir de bunun kalını var. Orta kalın olanı tercih ettim ben. Sayalım. 10 tane olmuş. 11 12 ve 15 iki tane zincir çekiyorum son yaptığım trabzanın dibine bir trabzan daha yapıp kol yerine geçiyorum burası arka Arka iki parça olacak. Kola da aynı 15 tane trabzan yapıyorum. 15 tane trabzanımızı yaptık tekrar iki zincir çekiyoruz son yaptığımız trabzanın dibine batıyoruz köşeleri belirgin olsun diye aynı yere batıyoruz devam ediyoruz zincirimizi sırayla trabzan yapmaya arkanın tek eşini yaptık kolu yaptık ve şimdi öndeyiz 25 tane trabzan yapacağız Ön için 25 tane trabzanımızı yapalım devam edelim 25 tane trabzanımızı yaptık Tekrar 2 zincir çekiyoruz. Şimdi kol yeri. Son yaptığımız trabzanın dibine batıyoruz. Kol yeri için 15 tane trabzan. Evet kol yeri için 15 tane trabzanımızı yaptık. İki zincir çekiyoruz. Ve ikinci arka parçaya başladık. Son yaptığımız trabzanın dibine bir trabzan yaparak devam ediyoruz. 15 tane trabzan yapacağız. Evet 15 tane oldu. Şimdi baştan başlarsak arka için 15 tane trabzan yapmıştık. Kol için 15 tane, ön için 25, kol için 15, arkanın diğer eşi, eşi için 15. Ön niye 25, arka iki parçada 30 oldu derseniz, bu arkaya düğme dikileceğinden, bura üst üste gelecek. O zaman arkada birleşince 30 değil, 25-25 olacak kollarda 15-15 şimdi devam ediyoruz 3 tane zincir çekiyorum ve dönüyorum her trabzanın tepesine bir trabzan yaparak ilerliyorum bu sırada artırma yapacağız Yine aynı 3'te çıkıyoruz trabzanlarımızı. Evet sonuncu trabzanımızı yaptık. Şimdi iki zincirli yer, yerimiz vardı. Oraya iki tane trabzan yapıyoruz. İki zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar iki trabzan. Şimdi sırasıyla trabzanlarımıza devam ediyoruz. Roba düz, model yok. Sadece trabzanla iki zincirle oluşuyor. Bu elbisemize model koymayacağız. Sadece trabzanla. Elbisemizin bir de beyaz ipe ihtiyacı olacak. Elbisemiz bittikten sonra. Onu başka bir videoda devam edeceğiz. Evet yine artırma yerine geldik 2 tane trabzan 2 zincir aynı yere tekrar ve trabzanlarımıza devam ediyoruz. bu şekil başa kadar gelelim. Kaç sıra yapacağımıza söyleyeceğim. Artırma yerlerinde ikişer tane trabzan, iki zincir yapmayı unutmayalım. Aynı buralar gibi. İkinci sıramızın sonuna geldik. Artırmalarımızı yaptık. 3 zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Bu robamız 8 sıra olacak. 8 sıra hep aynı işlemi yapacağız. Artırmalar, düz trabzan. Aralarda 2 zincir artırma yerlerinde düz devam ediyoruz trabzanlarımızı artırmayı tekrar göstereyim sonra sizler de 8 sıra yapın kol kesimi önler birleşmeyi göstereyim sonra elbisemize devam ederiz robamızı 8 sıra yapalım Her trabzanın tepesine bir trabzan yapıyoruz. Üçte çıkıyoruz trabzanlarımızı. Artırma yerine geldik. İki tane trabzan yapıyoruz. Üçüncü sıradayız. İki zincir. Aynı yere 2 tane daha trabzan Ve artırmamız oldu. Ve şimdi düz devam ediyoruz. Bu şekil 8 sıra yapalım. Robamızın kol kesiminde devam ederiz. 7 sıramızı yaptık. 8. sıradayız. Devam ediyoruz. 8. sırada kol yerlerimizi ayıracağız. 3 tane zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Düz trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonuncu trabzanımızı yapıyoruz ve artırma yerine dek geldik oraya 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden diğer artırma yerini tutup birleştiriyoruz. Şöyle burası artırma yeri. Trabzanları katlıyoruz. Diğer artırma yerine iki tane trabzanla devam ediyoruz. Burası kol yerimiz olacak. Sekizinci sıradayız. Şimdi düz devam ediyoruz trabzanlarımıza. Robamızın ön yerini yapıyoruz. sıramızın sonuna geldik ve artırma yerine iki tane trabzan yapıyoruz zincir çekmiyoruz ilmeği alıp bekletiyoruz diğer artırma yuvasıyla birleştirip hemen onun içine iki tane trabzan yapıyoruz ikinci kol yerimiz burası 2 tane trabzanı yaptıktan sonra sırasıyla devam ediyoruz. Trabzanlarımıza. Başa kadar gelelim. Sonra devam edelim. Evet. 8. sıramızın sonuna geldik. Kol yerlerine ayırdık robomuzun. Şimdi bunu 5 yaşa kadar yapmak için bu sırayı kol yerlerini birleştirmeden istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Hangi yaş kurumuna istiyorsanız. 8. sırada ben kol yeriyle gövdeyi ayırdım. Siz burayı 9-10 yapabilirsiniz. Eğer orta kalınlıkta bir iple yapıyorsanız. Şimdi devam edelim. Bel kısmında birleştireceğim ben arkaları. Şimdilik devam ediyorum. 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Artık düz sadece trabzan yapacağım. 2 parça arka, bir de ön. Kol yerleri sonra. Şimdi buraya iki sıra yapayım ben. Sonra devam edelim. Düz trabzanla iki sıra yapıp geliyorum. Evet. Robomuzun Düz 2 sırasına gittik. Kol yerlerini ayırdıktan sonra. Şimdi Etek kısmına başlayabiliriz. 3 tane zincir çekiyoruz. Ve dönüyoruz. Dönmeden önce birleştiriyoruz iki arkayı. 1 2 3 4. trabzana batıyoruz ve diğerine. 4 tane tırabzanımızı yapalım. 4 Şimdi devam ediyoruz. Bir tane trabzan yaptık. Aynı yere tekrar. İki tane trabzan yaptık. Şimdi üç tane trabzan yapıyoruz. 3 4. trabzanımıza 2 tane yapacağız. Etek kısmı biraz bol olsun istiyorum. 3 tane trabzan yan yana 3 4.ye iki tane Eğer siz bunun biraz daha bol etek kısmını biraz daha bol istiyorsanız bu arada 3 tane değil 2 tane trabzan yapabilirsiniz. 3 tane yan yana trabzan yapıyorum. 3 4.ye 2 trabzan bu şekil başa kadar gelelim. Buraya kadar gelelim başladığımız yere kadar. 3 tane yan yana trabzan. Dördüncüye 2 tane. Üç tane trabzan yan yana Dördüncü trabzanın tepesine iki tane. Aynı yere iki trabzan yapıyoruz. Üç tane trabzan yan yana. Ve sıramızın sonuna geldik. Bağlantımızı yapıyoruz. 3 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Şimdi artık bundan sonra dönme yok. Düz ilerleyecek artık trabzanlarımız. Bağlantımızı yapıp devam edeceğiz. Böyle bir ters bir düz gibi olmayacak artık trabzanlar düz olacak. Bu sıramızda artırma falan yok. Düz trabzan olarak devam edeceğiz. istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz etek boyunu. Ben video sonunda santim olarak da sıra olarak da vereceğim. Her trabzanın tepesine bir trabzan yaparak düz ilerliyorum. bu şekil devam edelim sıranın sonuna kadar Evet sıramızın sonuna geldik son trabzanlarımı yapıyorum trabzana bağlantımı yapıyorum. 3 zincir çekip hemen dibine bir trabzan. Artırma falan yapmayacağım. Düz gideceğim artık. Elbisemiz robadan bol. Belinde zaten artırma yaptık. Artık düz gidecek bu model. Sadece trabzan yaparak istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Video sonunda yaptığım sıra sayısını, santim sayısını veririm yine. Elbisemizin etek bölümüne kadar yapalım. Düz trabzan. Bakın zaten bol aldı. Bu bollukta bize yetecektir. İki sıradan sonra ikinci sıradayız kolu birleştirdikten sonra iki sıra düz gittik. Bir sıra artırma, bir sıra da düz gittik. Toplam dört sıra olmuş oldu. Kolu birleştirdikten sonra. Bu dört sırayı on sıra olarak yapalım. Sonra bakalım büyüklüğüne. Devam ederiz. Evet devam ediyorum. Düz trabzanlarıma. 14. sıradayım. Bağlantımı yapıp bir üst sıraya geçiyorum. 3 zincir çekip aynı yere trabzan. Dümdüz yaptım artırma yapmadan trabzanlarımı. Düz trabzanla devam ediyorum. 15. sıradayım. Düz örüyorum. bu sırayı da tamamlayalım devam edelim trabzanlarımıza devam ediyoruz Bir özet geçecek olursak 85 zincirle başladık. Elbisemizin robasına. 2, 4, 6, 7 tane artırma yeri yaptık. 8. de birleştirdik. Kol yerlerini ayırdık. 8. sırayı kol yerlerini ayırdıktan sonra 2 sıra düz gittik trabzanlarımızı artırma yapmadan 2 sıra düz gittikten sonra 3 sırada 3 tane trabzan dördüncüye 2 tane trabzan 3 örtür bir 3 ör bir artır yaptık artırma sırasında kol yerini birleştirdikten sonra düz trabzan artırma yerini yaptık. Ondan sonra düz. Artırma, eksiltme hiçbir şey yok. Sadece trabzan olarak 15. sıradayız. istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben çok uzun yapmayacağım. Bu sırayı bitireyim. Trabzanlarımı bitireceğim. Toplamda kol yerini birleştirdikten sonra 25 santim yeterli oluyor. 1-2 yaş için. Bir sonraki videoda beyaz iple Alice Harikalar Diyarı'nın önlüğünü yapacağız beyaz iple. Süslemesini, kollarını. Bu sefer 2-3 sıra bir kol gitmeyi düşünüyorum. Önüne de önlük yapacağız. Arkası falan değişik, süslemesi bir sonraki videoda olacak. Bu videoyu burada bitireceğim. Sıramın sonuna geleyim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Ve bitti. Örçelim şimdi. 35 santim oldu. Kol birleştirdikten sonra 15 sıra yaptım. Tabi bunun daha süslemesi var. Altlarına ve kol yerlerine beyazla gideceğim. O yüzden bu kadar yaptım boyunu. Önüne Mutfak önlüğü askılı, bağcıklı, arka tarafına da gidecek. Süslemesini bir sonraki videoda göstermeye çalışacağım. İnşallah beğenmişsinizdir. Teşekkürler izlediğiniz için.